Dayı kolay gelsin. Sağ ol, öncelikle hoş geldin. Şemşameler artık biçildi. Evet. Kalpaklar kesildi. Asfalta serildi. Bu seneki çekirdek fiyatlarından beklentiniz nedir? Bayağı bir masraf ettiniz mi? Fiyat düşünceniz nedir? Geçen seneye bakarak bu sene fiyatlar yükselecek mi, düşecek mi? Neler söylemek istersin? Şu an alıp geçen seneki piyasaya göre piyasa çok düşük. Alan yok, satan yok. Ha, masraf bir sene hatırlamam fazla. Çekirdeğimiz biz yaptığımız masraf kendimiz tutarmıyor. Ben bunu icara tutan, kireye tutan nasıl içinden çıkıyor anlamıyorum. Şu anki ne piyasa var, ne alan var, ne satan var. Zor bir durumda çiftçi yani. Peki Veli Bey, şöyle baktığımız zaman işte DAP'tı, gübreydi, bunlara zam geldi Tabii, deniliyor. tabii bu bir ton DAP'ın bugün 7 bin lira olmuş. Mazot 8 lira olmuş. Çiftçi bundan nereden kalkınacak? Peki şu anda beyaz çekirdeğin kilosu ne kadar belli mi, az çok Şu üç aşağı anda beş belli yukarı? bir piyasa yok. Ne alan var ne satan var. Ben tadımı aradım, kuçları aradım. Şu anki belli bir piyasa yok içinde. Ha, ileriye dönüş ne olur onu da bilemiyorum. Geçen seneki fiyatlar güzel bir fiyat vardı. Bu sene o fiyatı bulamayacağım. Peki şöyle, Kayseri'de hani 5-6 çekirdekçi, bunlar baron, çok Evet. af buyur, olup da Evet. fiyatı kendileri belirleyip çiftçiyi mağdur mu ediyor? Gerçekte Tadım veya Tarım Bakanlığı bu işe el atmıyor mu? 4-5 kişinin elinde mi bu Şimdi piyasa? ben sana şunu diyeyim. Tarım belirlemedikten geri normal çiftçi toplayan perakende mesela onlar bir iş yapamıyor. Bunu öncelikle tarım belli diyor. Onların topladığı da zaten tarım için. Orada belli derse fiyat dışarıdaki tüccar alıyor. O da ona götürüp teslim ediyor. Yani bu sene Şemşamer'den diyelim, beklentiniz yüksek fiyat olması mı? Olmasını bekliyoruz ama inşallah öyle olur. Temennimiz devamlı yüksek olur. Şu anki temenni olduğu meçhul. Peki son olarak neler söylemek istersin çiftçi olarak, ekene, dikene, alıcıya, satıcıya? Çünkü baktığımız zaman gerçekten hep zam var ama çiftçinin mahsulüne zam yok gibi gözüküyor. Aynen öyle. Şu anki çiftçinin mahsulü çok mağdur bir durumda. Çiftçi zor bir durumda. Mağazda güç yetmiyor. Kupeye güç yetemiyor. Allah kolaylık versin. Yani vatandaşa kolaylık versin. Yapacak bir şey yok. Şu an çok zor durumdayım.